Hababam sınıfında Kül Yutmaz Hoca'nın kopya çekmeye teşebbüs eden hababamcılarla nasıl baş etmeye çalıştığını eminim hatırlıyorsunuzdur. İşte bu sahnenin aynısını Funda Arar da öğrencilik yıllarında yaşamış. İşte güzel şarkıcının ilk kez Magazin 8'e Kıbrıs'ta anlattığı öğrencilik yılları. Dün kopya çekmeye kalktım. 30 yıllık öğretmenlik hayatımda bir tek kopya çektirmedim ve çektirmem. Kopya çekmek tabii hoş bir şey değil. Funda Arar, Hababam sınıfı öğrencisi gibi bir öğrenci olduğunu Magazin 8'e itiraf etti. Bu konuda ustalaşmış olanlar da yok değildi ama erkek arkadaşlarımla falan futbol oynayan bir çocuktum. Kıbrıs'ta bayram öncesinde yaşanan hareketli günler ve gecelerde birçok ünlü isim sahne aldı. Kıbrıs'ta konser veren değerli isimlerden biri de Funda Arar'dı. Çok teşekkür ederim. Böyle bu geceye özel hazırlandık. Güzel, hoş bir konser olacak inşallah. Dinleyicilerimizle beraber güzel bir vakit geçireceğiz diye düşünüyorum. Güzel şarkıcının hem sesine hem de keyifli sohbetine doyacaksınız. Arar'ın hem şarkılarını dinleyeceğiz hem de kendisine özel sorularımızı yönelteceğiz. Alsın beni benden, çok mutsuzum halimden. Essin üstümüzde bir rüzgar. Göğüs kısmı straz taşlarla süslü, bel bölgesini sıkı sıkı saran uzun açık renkli bir elbise giydi Funda Arar. Takıları da elbisenin önündeki işlemelere uygundu. Darılmasın hiç kimse, sustum gücüm gittikçe, artık gamsız oldum ben. Funda Arar'ın az bilinen çocukluk hikayesini herhalde duymamışsınızdır. Bakın nasıl bir çocukmuş ünlü şarkıcı. Ağaç tepelerine çıkan, çok böyle oynayan, koşan bir çocuktum. Hatta erkek arkadaşlarımla falan futbol oynayan bir çocuktum. Her yetişkin gibi çocukluğuna özlem duyuyor. Güzel bir çocukluk geçirdiğimi düşünüyorum. Güzel bir ortamda çocukluk geçirdim. Ankara'da doğdum ben. Tabii doğduğumuz zamanlar bu kadar trafik, bu kadar kalabalık yoktu. Sokaklarda oynayabiliyorduk o zamanlar. Yokluğum zehir akşam. Kalbime damlar, her yerim hasret, gözlerim sana kara bulutlarla ağlar. Ortaokul yıllarındaysa Ankara'dan Muğla'ya taşınmışlar. Daha sonra ortaokulu Muğla'da okudum. Muğla zaten muhteşemdi, bahçeli bir evimiz vardı. Derdinle yorgunum, sensiz kalarak yalnızlığa vurgunum. Canım yanarak dün gibi solgunum. Bugünlerde hanım hanımcık biri, ancak çocukken fazlasıyla yaramazlıklar yaptığını da itiraf etti Funda Arar. Biraz yaramazlık var tabii, her çocuk gibi haylazlıklarımız oluyordu elbette. Biraz anneyi babayı bazen kızdırıyorduk ama o kadar olur, çocukluk. Gözlerin nemli nemli, başını hiç öne eğme. Şu Muğla'daki öğrencilik yıllarında da birkaç yaramazlığı olmuş. Hababam sınıfı gibi bir sınıfta öğrenciymiş Funda Arar. Kopya çekmek tabii hoş bir şey değil. Ama bütün öğrenciler zaman zaman ufak tefek bazı şeyler olabiliyordu. Hani elin içine yazma gibi böyle. Pembe. Evet, pembe pembe ama çok büyük şeyler değil elbette. Ama tabii bu konuda ustalaşmış olanlar da yok değildi ama. Ah sevgili Funda, size de bir Kül Yutmaz Hoca gerekiyormuş aslında. Dün kopya çekmeye kalktım. 30 yıllık öğretmenlik hayatımda bir tek kopya çektirmedim ve çektirmem de. Hiç çektirmez. Bugünlere dönelim. Acaba ünlü şarkıcı Kıbrıs'a yerleşmeyi düşünüyor mu? Henüz öyle bir düşüncem yok ama olabilir, niye olmasın? Yani keyifli bir yer. Ben sıcağı çok seven biriyim. Çok soğuk seven biri değilim. O yüzden bana uygun bir yer açıkçası Kıbrıs. Şu an öyle bir düşüncemiz yok ama bilemiyorum ki, zaman ne gösterir. Derdinle yorgunum, sensiz kalarak yalnızlığa vurgunum. Canım yanarak dün gibi solgunum. Sıcak havalara sahip iklimlere adeta bayıldığını söyleyen Funda Arar, bahar aylarında da Kıbrıs'a gelmekten büyük keyif aldığını açıkladı. Özellikle böyle Temmuz, Ağustos ayları epeyce sıcak. Ama buranın ilkbaharı falan, sonbaharı, kışında zaman zaman geldiğimiz oluyor. Ilık tabii, yani çok güzel. Ben özellikle bahar aylarına bayılıyorum Kıbrıs'ta. Bahar aylarında gelip burada geçirmek gerçekten keyifli olabilir. Alsın beni benden, çok mutsuzum halimden.